Sevinç Erbulak geldi. Ah, nasıl olur, bu ne sürpriz. Sevinç Erbulak. Aa, hiç beklemiyordum. Sevinç'le hikayemiz şöyle. Baba sanatkar Altan Erbulak. Altan abi benim taptığım bir aktör ve karikatürist. Öyle bir karikatürist ki yani bunlara dünya çapında bilet denir. Oğuz Aral, Altan Erbulak, Ali Ulvi, bunlar dünya çapında bilekler yani. Ve annesi de Füsun Erbulak. Şimdi Füsun oyuncu, Altan abi oyuncu. Anlatabiliyor muyum? Onu konservatuara vermek istiyorlar. Bir gün bana Füsun telefon açtı. Müjdat'cığım dedi. Yıldız Hanım Sevinç'i almıyor dedi. Niye dedim? Anne meşhur, baba meşhur. Kızlarını torpille. Ya dedim, Yıldız Hoca çok hassastır bu konularda, doğrudur ama iki meslekte sanat ve sporda torpil olmaz. Mesela kimseyi torpille yüksek atlattıramazsın. Mesela kimseye torpille 110 engelli koşturamazsın. Olabilir mi böyle bir şey? Olur. Sevinç Erbulak'a da torpille konservatuarı alıp oyuncu yapamazsın. Kaç ödülün var? Bilmiyorum hocam ama var yani. Ya şimdi Füsun dedim, sen yolla, iyi çalışsın, gelsin. Sevinç Erbulak sınava girdi. Ben çıktım, bir kişi de daha çıkmıştım öyle gene. Sonra öğrendim ki Sevinç kazanmış sınavı. Bundan sonrası sende. Siz çıktınız. Savaş Hoca çıktı. Evet. Ben Toral Hoca'yı hatırlıyorum. Ben evet. Kalabilirim dedi o. Ben 17 yaşındaydım. Evet. Üzerimdeki kıyafeti bile attı. Biz üçüncü lise mezunuydum. Lise mezunuydum. Evet. Konservatuvar klasik evet. Mezunuydum. Bir kızım Müjdat Hoca'nın sanatta torpil olması zaten bana söyledi. Evet. Sen gir bakalım. Evet. Olursa kazanacak. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama tabii ben ondan önce şunu anlatmak istiyorum. O benim oradaki jüriyi, oradaki seçici kurulu ilk defa göreceğim bir an değil. Onun gerisine biraz gitmek istiyorum. Tabii, Çok, çok. Başlamadan önce bir şey söyleyeyim. Ne içelim? Kahve. Çay? Ben içtim içeride çay hocam. Yani. Aa, bu ne sürpriz. o zaman şey hayatım, çayımız var mı? Aa, Leyla çay bardağı var mıydı içeride? Leyla'cığım. Ben çay getireyim. Ha, harbiden. Çay içeceğiz. Çünkü biz kahve yerine bazen kola koyuyoruz ya, onun için. Eftalya, oradan bana bir bardak su versene ya. Bir de Sevinç Hoca'na çay. Hadi hayatım. Evet. Şeyi hiç hatırlamıyorum. Yollama benim size, yani zaten ben istemedim de sizden. Hala yazdığımız olan Selim Paşa'da yazdığımız var. Ya bir reklamda görmüşümdür, ya bir sağ yani, çocuk aklımda babama. Evet. Ben bir karavanda yaşamak istiyorum dedim. Ama çok çocuğum. Evet. Yani 7 ya da 8 yaşındayım. Ve tabii babam kahramanım. Babam da 24 saat geçiyor. Benim de kahramanım. Altan abi çok kişinin kahramanıydı. Evet. 24 saat geçmeden Selim Paşa'daki köy evinin önüne bir tane karavan geldi. Ama karavan ne karavan? Bir ev. Ben dedim ki benim babam gerçek bir süper kahraman. Kızım dedi, bu Müjdat Hoca'nın karavanı. Sen böyle bir şey söylediğin için ben Müjdat Hoca'na söyledim. Ya evet. Hocam değilsiniz. Tabii. Müjdat'a söyledim. Daha nasıl olursa. O da bana karavanı yolladı. Anlamadım dedim ben. Ne kadar kalacak dedim. Sen ne kadar istersen o kadar kalacak. Aynen öyle. 3 ay ben Selim Paşa'da. 3 ay. O zamanlar okullar mı erken bitiyordu hatırlamıyorum. Haziran'dan Eylül'e kadar Müjdat Hoca'nın karavanında yaşadım. Evimizde uyumadım, evimizde yemek yapmadım. Mutfaklı, banyolu, öyle bir karavandı o. Ve Müjdat Hoca bir telefonuyla babamın evimizin önüne karavanı yollamış. Ya bir çocuk karavanla oynamak istiyor ve birdenbire 3 ay o yazlıkta o Selim Paşa'lı arkadaşlarımın da kendi küçük kahramanı oldum tabii. 3 ay bir karavan evde kendi kendime her şeyi yöneterek yaşadım. 3 sebepten. 1. Kahraman bir çocuk olduğu için. Çünkü bir çocuk bunu istiyor. 2. Altan abi olduğu için. O da benim kahramanım. Füsun olduğu için. Füsun'u çok severim. Yani onlar Füsun Erbulak, Altan Erbulak, Sevinç Erbulak ailesi evine girip çıktığı Mecidiyeköy'deki eve girip. Aile. Altan abi de benden böyle bir şey istemiş. Abi kusura bakma dersem kafamı yastığa koyunca uyuyamam. Ama hocam 3 ay. İsterse 10 ay olsun. Yani inanılmaz bir yazdı. Hiç unutmuyorum. Ondan tam 10 ya da 11 sene sonra ben bu okulun sınavına girdim. Evet. Bu okulu duyuyoruz çünkü bu okul o zaman 3. yılı 92 açılmıştır. Evet. Ve bir alternatif okul olduğunu duyuyoruz. Hoca kadrosunu duyuyoruz. İnanamıyoruz. Bir adam var. Adı Müjdat Gezen. Şu anki bizden daha genç. Hatta değiliz filan dediler. Dedim ki gayet genç. Çok teşekkür ederim İftihar'cığım. Kırklarındalar dedim hocalar için. Bütün hocalar aşağı yukarı kırklı. Aynen. Kırklı yaşlardayız. Tamam işte bizim ya. Hayır dedim. Biz artık 50'ye yakın olan kırklardayız. Bu adamlar, bu kadınlar kırklarının başında. Bir
bir tane var önce, bir tane adam. O bir mıknatıs. O her şeyin merkezinde duruyor ve diyor ki benim bir düşüm var. O gerçek olacak mı, gerçek olmayacak mı hiçbir şey belli değil. Herkesi tanıyor. Böyle bir zaman tutacak mı, bu şey olacak mı bilmiyor ama 2 senedir tutmuş. Ben de bunu duymuşum. Anneme söyledim. Annem sizi aradı. Okulun bahçesine geldim. Üzerinde kırmızı boğazlı bir kazak var. Saygın Bahçe'de, Ahmet Bahçe'de, Berat Bahçe'de, Ebu Tekin'de. Hepsi, bütün takım eve. Çok kalabalık gireceğiz. Bahçede bekliyoruz. Şeyden çok eminim. Aynı sizin dediğiniz gibi zorla 110 metre koşulmayacağından 50 metre. Torpil olamayacağından yani. İçeri ben girdim. Sırayla hocalar çıkmaya başladı dışarı. Hani ara veriyorlar. Tuvalet zamanı geldi. Öyle bir şeye denk geldim ben. Yok. Kimse girmedi geri. Sonra duydum ki Müjdat Hoca demiş ki bakamam. Bulunmak istemiyorum sınavında. Savaş Hoca da çıktı. Ali Hoca, Torun Hoca tek başına kaldı. Ben de İpsen'den Nora hazırlamışım. Sivrisinekler hazırlamışım. Bir de Nazım şiirim var. Torun Hoca beni tek başına seyretti. İlk aşamayı öyle geçtim ben. Çünkü Müjdat Hoca eminsen ben tamamım demiş. Sonra ikinci aşamamda girdiler. Buna böyle çok şaşırmıştım ve çok da onanmıştım. Eve gidince de anneme anlatmıştım. Evet. Kimse çıktı demiştim. Doğru yapmışlar yavrum. Okula giriş hikayem budur yani. Hocalar ya ne enteresan ya. Hocalar beni seyretmedi. Öyle bir şey yapıldı yani. Sonra tabii bence en büyük şansımız hocam bu okulda. Öncelikle o hoca kadrosu. Bilmiyorum kim ne kadarını anlattı ama sağımızda Toptamış Ateş, solumuzda Emre Koyan. Kendi ana branşımızın dışındaki branşlarda bir sofrada bile göremeyeceğimiz insanları siz tek başınıza bir ricayla bir araya getirdiniz. Ve biz bu adam ve bu kadınların hepsinden böyle bir eğitim aldık. Ve biraz önce kulak misafiri oldum. Sürpriz geldi mi? Bir tornadan sonuç vermeyen tek alternatif okul olduğumuzu düşünüyorum hala. Ki sizin de bunu çok sevdiğinizi biliyorum. Ben oyunculuğu biraz sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla, sizin gibi kocaman ustalardan öğrendiğimiz kadarıyla aynı adresi farklı taşıtlarla yolculuğu tarif eden hocalar olduğunu düşünüyorum. Ne güzel bir tarif. Yani adres, aynen. Bir adres var. Oyunculuk. Oyunculuk adresi. İyi, güzel adamlar ve kadınlar olma adresi. O biraz oyunculuğun önündedir. MSM'nin yazılı olmayan kurallarında. Önce İyi yürekli insanlar olmak. Çünkü biz sizden aslında okulun bütün katlarındaki duvarlarda yazılı olan iyi insanlar olmayı, olmanın kurallarını... İyi insandan iyi oyuncu iyi çıkması da... Çünkü oyunculuğu sadece hep öğrencilerimize de sizin sayenizde bunu aktarmaya çalışıyoruz. İyi oyuncu olmak nihai hedefimiz olmalı ama seyircinin gördüğü, sadece sahne üzerinde gördüğü şey değil oyunculuk. Kuliste seyircinin hiç tanıklık etmediği şu ortam. Bu ortamda enerjiler güzelse, bu ortamda sevgi varsa işte o zaman o iş sahneye yansıyor. Biz bu okulda önce iyi oyuncu olmaktan önce iyi insan olmayı öğrendik ve iyi insanlardan öğrendik. Bizim hocalarımız böyle insanlar. Şimdi burada bir minik nüans var ya, o da şu, bizim okul 4 yıl okudu onlar. Evet. Peki ile bitirenler asistan olabiliyor. Sonra 3 yıl geçince öğretmen olabiliyor. Sevinç'in bütün notları peki idi. Ama bütün notları, yani kültür dersleri, mitolojiden tut, sanat tarihinden tut, hepsine. Şimdi öğretmenlik yapıyor ve öğrencilerine ben hocaları öğrencilere sorarım açık. Ya yani bu gizlisi yok. Hatta bazen notlattığım bile olur isim vermeden. Hocalarla da ona göre bazılarına izin veririz. Bu yıl sizi dinlendirelim hocam, çok yoruldunuz gibilerden filan. Ama Alper'e, sana, yani o dönemde yetişen bütün öğrenci asistan hocalara, öğrenciyken asistan olup sonra hoca olan öğrenciler artık, yani sizin devriniz o kadar da yaşlı olmamakla birlikte. 26 senedir ders veriyorum hocam ben. Yani buyurun abi. Ya çok seviyorlar. Öğrenciler çok seviyorlar. Kızım gelsene bir dakika. Eftalya. Şimdi mesela hocam da bildiğin, gördüğün özellikler neler? Anlat bana. Sevinç hocam. Evet. Bir kere çok güzel bir şekilde dinliyor, gözlemliyor. Ben öğrencisiyim ve hani sahnedeyken hocamızın gözlerine baktığım zaman gerçekten pür dikkatle bizi izlemesi, nasıl bir şekilde güzel bir eleştiri yapabilirim, nasıl öğrencilerimize daha çok yararlı bir şekilde bir bilgi katabilirim. Bütün isteğiyle yapıyor. Bu çok rahat bir şekilde belli oluyor. Eftalya. Senin adını niye Eftalya koymuşlar? Hocam bu hikaye herkes farklı bir şey anlatıyor. Evet. Kimisi babam diyor ki ben Eftalya diye şiir yazmıştım. Onunla alakalı. Annem diyor ki küçükken Eftalya. Annenin adı ne? Türk ismi Gül. Yabancı ismi Paulina. Öyle mi? Aa baba? Barış, Erzurum. Erzurum baba. Erzurum. Annen? Polonyalı. Polonyalı. Nazım Hikmet'in dedesi Polonyalıdır. Öyle mi? Tabii. Polonyalılar çok güzel insanlardır. Ya.
Çok. Evet. Hitler'den en çok çekmiş olan Avrupa toplumu Polonyalılardır. Şimdi Deniz Kızı Eftalya diye bir sanatçı vardı. Evet. Türk sanat müziği okurdu. Kantoları vardı. Sadi Işılay diye keman üstadıyla evlendi. Eftalya Işılay oldu ve çok güzel sesi vardı ama ben babamdan bilirim. Eski plakları vardır. Şöyle anons yapar. Deniz Kızı Eftalya tarafından okunmuştur. Kolombiya Sazı Refakatinde diye Eftalya başlardı okumaya. O 78'lik plaklar dönerdi böyle. Anlatabiliyor muyum? Ve Eftalya Müzeyyen Senarlardan iki kuşak öncesiydi. 49 yılında aramızdan ayrıldı. Nasıl hatırlıyorsunuz hocam? Deniz Kızı Eftalya çok meşhurdu. Babam anlatırdı. Ben plaklarını dinledim. Bulayım bir gün sana onu. Lütfen. Evet. İnternetten girelim sesini dinlettireyim lütfen sana. Ben de dinledim. Tamam. Dinledin mi? Yok, dinlemedim. Sana da tamam. Tamam. Bak adını oradan almış Eftalya, yani. Eftalya çok güzel bir kız. Evet, canım benim. Evet. Çok severim onu. Ben mesela ona bütün hocalarımızdan öğrendiğimiz bu okulda farklı o park taşıtları biz de sizlerden ele aldığımız için her öğrencinin kapısını aynı anahtar açmıyor. Ben bunu bu okuldan öğrendim. Eftalya çok güzel bir kız. Ben de onun gibi jönfi bir kızım. İnanır mısınız? 17 yaşındayken. Evet. Ve Eftalya'daki bu güzellik algısını, onun oynayabileceği, bu fiziğiyle oynayabileceği çok ona yakın roller var. Ama bir de onu çok zorlayacak, bir günün birinde denk gelebilecek roller. Evet. Ben de bunu bu okulda Mustafa Alabora'dan öğrendim. Çünkü seni görünce aklıma geldi. Evet. Kararan'ın silahları, evet. Mustafa Brecht. Biliyorsunuz Brecht bir şey vardı. Evet. Geçmesi zorunlu parçalarımız var. Evet. Tabii ki ben aynı senin gibi Ofelyalardan, Juliet'lerden, Nora'lardan evet daha çabuk geçebiliyordum. Çünkü onlar daha benim kolay oynayabileceğim parçalardı. Çok küçük minik evet bir kelimeli Kararan'ın silahları Brecht'in epik olmayan tek oyunudur. Sizden öğrenmiştik bunu da. Evet, tamam. Mustafa Hoca bana onu verdi. Ben de dedim ki ona, hocam niye bana Kararan'ın silahlarını oynatıyorsunuz? Denk gelir yavrum bir gün dedi. İnsan o zamanlar ya hiç büyümeyeceğini düşünüyor ya komedide denk gelebilir yaşlı kadınlar. Her şey evet. Her denk gelebilir. Evet, ama Deniz Salman'la 8 haftada geçtim. 8 haftada geçmek rutinimde yok. Hızlı hızlı geçiyorum ve geçene kadar da benimle uğraşmıştı. Ve gerçekten sonra Tarla Kuşu Juliet oyununda evet benim o Juliet olarak çıkar çıkmaz o rol 3 saniyede diye o dadıyı oynama zorunluluğunda ben Mustafa Hoca'yı tabii ki çok andım. Mesela seni zorladığım o öyküler o dersinde de oynadığım Bowling Pisti metni tamamen benim öğrenciliğimde gördüğüm bir başka hocadan benim öğrendiğim şeyin sana yansıttığım tarafıydı. Sen çok bunu da bir geç, bunu da bir gör de denk gelirse hayatında bir anımsarsın bu dersi. Çünkü ben öğrenciliğimde evet anımsadım. Senden bir ricam var. Nihan Hoca'ya inin de ki Deniz Kızı Eftalya'dan telefona bir şarkı indirip verir misiniz? Müjdat Hoca istiyor tamam der misin? Şöyle bir hadi dinleyelim. Hadi bir dinleyelim. Olur mu? Deniz Kızı Eftalya. Afife'ye benziyor. Afife'ye o zaman işte 1896'lar ya. Bu 1930'lu bu. Gel ey denizin nazlı kızı. Feyzi Aslan gibi piyano. Çık sahile gel, sineden. Gel, sineden. Bir aleme abet. Bir aleme abet. Sanatın gücü bu. Hele müziğin gücü bu bak. 100 sene sonra şimdi, dinliyoruz. Şimdi 100 sene geldi. Neredeyse 100 sene sonra dinliyoruz. Bir alemi aldı. Bir Ah hadi git dinle bunu. Adaşın seni. Belki de buradan dolayı koydu senin adını. Güngör Dilmen kekemeydi. Kendi anlattı. Böyle
konuşurken çok heyecanlanınca. Evet. Heyecanlanınca daha çok. Evet. Tabii vapurla giderken o simit atıyor martılara. Biliyorsun değil mi o hikayeyi? Aa! İskelede simitçiye yanaşmış. Şimdi tabii bir simit alıp martıya at da göreyim ya. Satın alabilir misin simiti? 15 lira 15. olmuş. Evet. Yani en son 15. 15 kendine 15 de martı için alsan 30 lira. Ayda 900 lira yapar. Yani imkan yok. Hücdat şunun eli simitçiye gelmiş. Tek demesi tutmuş bunun. Hiktiret poğaça ver demiş. O söyleyebilmiş ama bunu değil mi? Alamadı. Orada simitte takıldı. Simitte takıldı. Hiktiret poğaça. Allah rahmet eylesin. Öyle güzel adamdı ki. Midas'ın kulakları nedir ya? Baba. Kurban. Babam oynamış Midas'ın kulakları. Oynadı. Peki, Kekeme Berberi oynadı Altan peki, abi. Bir dakika. Bunu kimse anlatmış olamaz. Çok bana. Evet. Çok güzel. Koy Lugat'ı koysa. Midas'ın kulaklarını oynayacak daha. Evet. İstanbul Opera Balede. Evet. Konuk. Evet. Çağırmışlar babamı. Çok heyecanlanmış tabii. Midas'ın kulakları eşek kulak. Berberi oynayacaklar. Berberi oynasın yani. O zamanlar kağıtla asılıyor. Distribüsyon asılmış ve korist solist provaları diye asılmış. Evet. Şeyine bakıyorsun takvimine, ona göre gidiyorsun. Eve gelmiş gazeteden. İşte Cağaloğlu'nda çizmiş. Milliyet'te eve dönmüş. Bugün provan yok muydu demiş anne. Cep telefonu çağırmış. Nerede? Hiçbir şey yok. Nerede? Yok demiş, bugün solistlerin provası var demiş baba. Annem tamam demiş. Neden sonra böyle akşam üzerine doğru bir telefon opera baleden. Altan Bey hani konuk sanatçısınız ve ne kadar önemsediğinizi biliyoruz. Neden bugün berber şarkısı için hani gelmediniz? Bugün solistlerin provası var demiş babam. Altan Bey siz solistsiniz demişler. Bir anlamadığı için. Yani muhtemelen orada berberi mi görmek istedim? Berber prova 14 falan mı görmek istedim? Ben solist miyim demiş. Berber de başrollerden biri de çok büyük roldür yani. Biz kısacık bir tirat geçiyoruz ya. Evet. Ama öyle değil öyle yani. Öyle değil. Yani de Yarasa Operetinde oynadım biliyorsun. Bilmiyorum. 4 saat devlet operasının Yarasa Operetinde Huşt diye bir rol var. Huşt. Ve Huşt bu neydi? Ben de şeyi oynuyorum. Gardiyan oynuyorum. Yarasa Operi 4 saat. Fatih Karagümrük'ten ne kadar arkadaşım varsa operaya davet ettim tabii. Muhtemelen ilk defa mı geliyorlar? İlk defa tabii operaya ilk defa geliyorlar. Neyse ben çıktım sahneye. Güzel alkışlar falan. Fakat ben son perdede çıkıyorum operadan. Ondan sonra bunlar da ilk defa opera seyrediyorlar. Darıldılar bana. Müjdat, bize bunu nasıl yaptın? Bu işkenceye bizi nasıl 4 saat boyunca kaldın? Bari başta çıksaydın da. Oğlum opera bu dedim ya. Oğlum opera ne anlarız biz, Karagümrük'ten geliyoruz. Ay, gül. Hakikaten Elif operacıdır. Tabii ki. Ama opera hocam yapmıyor. Oldu benim. Ha? Elif benim hocam oldu. Oldu tabii. Şu anda Hollanda'da korosu var. Tabii operacı olmak bir sanatçının sesini en iyi kullanması anlamında çok yararlıdır. Ondan da ne hatırlıyorum biliyor musunuz? Müzikallerdi bizim dersimiz. Evet. Dünya müzikallerini öğretirdi bize. Konularını, her şeylerini, işte müziklerini dinletirdi. Sesiniz, yani enstrümanınız size çok lazım olacak, bedeniniz. Ama bundaki en önemli yer sesiniz. Ses. Eminim gençsiniz, dışarılara çıkıyorsunuz ve ne çıkıyoruz tabii biz. O zamanlar dışarılara da çıkıyorduk. Simit nasıl alınıyordu? Dışarılara da çıkabiliyorduk. Tabii. Gençler olarak. Sizden rica ediyorum demişti. Yüksek müzikler çalan yerlerde birbirinize kendinizi duyurmak için o bağırıyorsunuz ya demiş. Hakikaten öyle konuşuyoruz. Evet. İşte onun her günü, her bunu yaptığınızda meslek hayatınızdan bir şey eksiltmiş olacaktınız. Lütfen orada birbirinizle bağırarak iletişim kurmaya çalışmayın arkadaşlar. Çıkın dışarı, ne konuşacaksanız konuşun. Girin içeri, dansınızı edin, için, eğlenin, tekrar dışarıda konuşmanızı yapın demişti. Elif'ten de bu kaldı bana yani. Ne güzel. Bir sene gelebilmişti bizim. Evet. Ondan sonra yurt dışına çıktı. Ama ben bunun sayesinde gittiğim bütün yabancı ülkelerden, o zaman CD'ler vardı. Bütün o müzikallerin CD'lerini arabalarda döndüre. Arabası olan insan da azdı biliyorsunuz. Eyvallah. Tabii. Tabii. Benim vardı. Küçük Marit'tim hatta. Evet. Elleriyle yerini değiştirdi. MSM şakaları. Çıkıyorsun araban yok. Çünkü Maruti 4 kişiyle kaldırılabilen bir araba. Almış bizimkiler, götürmüşler Zibel'de ışıklar. Çünkü arabam yok. Gerçekten taşınabilir. Ay çok güzel. Bir öğrencinin arabası olması hani çok büyük bir şeydi. Bir öğrencinin dışarıda oynaması. Müjdat Hoca'nın odasında az seyretmedik Ceren'in sabah şekerlerini. Ceren ilk televizyona çıkandır içimizde. Yani özellikle sabah programlarında. Hatta oradan Müjdat Hoca'dan izinliydi.
Çünkü önemli bir şey yapıyor. Bizim Ceren. Tabii bizim Ceren sabahın 5 günü Oktay Kaynarca ile sabah şekeriydi Ceren. Doğru ya Ceren. Biz, tabii şimdi hoca Ceren. Hoca tabii. Müjdat Hoca'nın odasında sabahları arkadaşımızın şeyini seyrederdi. Sabah programını izlerdik. Ben de Süper Baba'ya gidip gelirdim. Ay ay ay. Tabii orası güzel günlermiş. Sonra güzel buradaki günler. Toran Hoca sayesinde benim şu an 31 yıldır şehir tiyatrosunda çalışma sebebi gene sizsiniz. Çünkü bu okulun bir hocasının beni tiyatroya önermesi üzerine. Ben şehir tiyatrosuna böyle girdim. Ya. Toran Hoca ile oynayarak. Ya. Ve sonra Savaş Hoca ile de oynamadım. Savaş Hoca ile de oynadım. Öyle ne güzel günler. Hayatımda. Canım sevinç. O da beni Fenerbahçe maçlarında kulise dikerdi. Yaprak Dökümü oynuyor. 600 kişinin hüngürünü, şıngırını duyuyoruz. Öyle bir baba oynuyor. Tahmin edersiniz ki nasıl oynadığını. Aktör. Yani inanılmaz bir aktör. Ve çıkana kadar hiç yok sahneyle ilgili bir şey. Yani nasıl yapacak bu adam diyoruz. Çıkarken böyle yani o perdenin bu tarafında Savaş Hoca çıktığı anda Ali Rıza Efendi oynuyor büyü havası. İçeri giriyor. Fakat Fener maçlarında çılgına dönüyor. Beni dikiyor oraya öğrencisi olduğum için. Dinliyorum. Herhalde radyodan dinliyorum. Çünkü cep telefonu yoktu onu hatırlıyorum. Bu taraf iç taraf Fenerbahçe. Bu taraf rakip takım. Her zaman böyle bu. Suratının sağ tarafını felç çekmiş seyirciye böyle bir şey oynuyor. Ve bana bakıyor arada ki ben bunu böyle mi yapıyorum, işte böyle mi yapıyorum ve ona reaksiyon veriyor. İşte Fener 2 diyorsam eliyle böyle yapıyor ve bana getirir diye oynamaya devam ediyor. Ben de maç sonucunu söylüyorum. Aynı oyunda hocam. Ahmet Ümit'in çok severdi Savaş Hoca. Ahmet Ümit'in. Evet. Patasana diye bir kitabını okuyorum. Beni gördü böyle eski harbiye sahnesinde uzak. Leyla da biraz Ahmet Ümit'se değil mi? Çok sevdiğim. Bayağı. Bayağı sever. Evet. Ve böyle tabii 7 epizotluk bir kitap. Her epizotta birinin katil olduğundan okuru şüphelendiriyor. Çıkmıyor katil. Savaş Hoca girdi içeriye çay ocağına. Ne okuyorsun dedi bana. Hocam dedim patası. Aa Ahmet'in kitabı mı? Hocam tanıyor musunuz? Tanıştırmıştı beni. Aa ne güzel. Tabii ben seni tanıştırayım. Ahmet benim arkadaşım. Demişti. Ne okuyorsun? Patasana. Aa katilli kitap. Hocam lütfen söylemeyin dedim. Çünkü heyecanlı bir şekilde okuyorum. Tamam kızım söylemeyeceğim dedi. Arada böyle giriyor göz göze geliyoruz. Ben hep aynı uzandığım yerden kızını oynuyorum. Okuyorum. Çıktı mı katil diyor. Yok diyorum çıkmadı. Tekrar sahneye girdim hocam. Çıktı geri geldim. Giriyor çıkıyor çay ocağına. Böyle bir kurtlu yani. Enerjisi evet. Böyle bir kurtlu. Okuyorum ben de. Kapattım eve gittim. Hafta sonu okuyorum. Sayfayı bir çevirdim. Bir yazı var orada. Ben hep kalemle okurum kitapları. Ah canım aman falan yazmak için sağına soluna. Sevinç Katil Ömer yazmış. Kitabın böyle 20-30 sayfa. Yani benim okuduğum sayfanın 20. Ben de o ara çok dedikodu var çay ocağında. Hızımı tahmin etmiş. Aslında bence yazmayacağım dediği gün okuyacağımı tahmin ederek böyle en fazla 15 sayfa gitmiş. Ve Katil Ömer yazmış. Ve Ömer yani katil. Ve kitabın o andan sonra okunmasının hiçbir anlamıyor. Kitabın bütün adrenalini. Peki biz onunla işte ne yapardık onu biliyor musun sen? Polisiye filmler oynardı Beyoğlu sinemalarında. Biz filmi seyrederdik. Sherlock Holmes mesela. Kapının önünde bilet alanlara geçerken. Katil Uşak. Cahit Irgat'ı tanıdın değil mi sen? Babanın çok iyi dostuydu. Tanıyorum. Çok. Büyük de aktördü böyle. Kalın sesli. Evet. Şehir Tiyatrosu'nda Zeynep. Zeynep Tiyatrosu'nda oynadım. Kalın sesli filan. Avni Dilligil vardı. Büyük aktördü. Müthiş. Avni Hoca hakikaten İzmir'de ilk özel tiyatroyu kuran filan. Oğlu da arkadaşım benim. O da vasat aktördü yani. Hatta rahmetli vasatın altında. Hatta biraz yani. Eyvah. Yani neyse daha aşağı demeyeyim yani. Tamam. Bir gün o oğlan bunu kızdırıyor Cahit abiyi. Cahit abi sinirlendiği zaman hiç agresifleşir. Baba oğul oturuyorlar Avni abiyle oğlu. Böyle yapıyor Cahit abi. Avni Dilligil'e dönüyor. Bu aktör oğluna dönüyor. Bu da faktör. Hiç lafını esirgemiyor ya. Kendi çocuğundan. Korkunç bir şey ya. Sevinçim ya beni çok mutlu ettin. Ne demek hocam? Çok mutlu ettin. Ay kalkamadım. Sen Sevinç. Tamam. Bu beni öpünce kıskanıyor. Hey.